5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 118 e-kare yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları. E-kare yayınları sayfa 118 sıra sizde. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 1. Doğru, yapılan araştırmada kaynak göstererek bilginin veya bir fikrin sahibinin emeğine saygı gösterilmiş olunur. 2. Doğru, kelimesi kelimesine aynen yapılan alıntılar tırnak işareti içine alınarak yapılır. 3. Yanlış, kaynakların aslını korumak istiyorsak yaptığımız çalışmalarda özet çıkarma yöntemini kullanmamalıyız. B. Kelime ilişkilendirme testini verilen yönergeye göre bir kağıda yapınız. Ön bilgi, aşağıdaki her kavramla ilgili üçer kelime yazınız. Kelimeleri yazarken, bilim kavramı deyince aklıma ne geliyor, sorusunu kendinize sorabilirsiniz. Her bir kavram için ayrılan süre bir dakikadır. Birer dakikalık süreler dolunca diğer kavrama geçilir. Değerlendirme, çalışma tamamlandıktan sonra öğretmen kağıtları toplayarak yazılan her kelime için bir puan verip 15 puan üzerinden değerlendirme yapabilir. Öğrencilerden kavram ve ilişkilendirdiği kelimelerle ilgili kısa bir konuşma yapması istenir. Neler öğrendik? Gözden geçirme çalışmalarınızda da kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın önemini açıklayınız. Cevap, yapacağımız çalışmalarda yararlandığımız kaynakları göstermek ve kaynakların aslını korumak yapılan kaynak çalışmalara olan saygıyı ve kaynakların doğruluğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle özellikle akademi bu tarz çalışmalarda özellikle kaynakça çalışması yapmak ve kaynakları özellikle belirtmek gerekir. Ürün dosyası bilimsel etiğe uygun davranmanın önemi hakkındaki görüşlerinizi bir dosya kağıdına yazınız. Çalışmanızı sınıfa getirerek arkadaşlarınıza okuyunuz. Ürün dosyanızda saklayınız. Cevap, bilim insanın araştırması esnasında uygulaması gereken metotların dışına çıkmayıp evrensel bilim kurallarına uymasına bilimsel etik denir. Bilimsel etik evrensel bir kavramdır. Bilimsel yöntemler kullanarak oluşturulan standartlara uyulmaması, deneylerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olur. Öz değerlendirme. Birinci yaptığım çalışmalarda, yararlandığım kaynakları belirtmem gerektiğini bilirim. İkinci kaynak göstermenin ve kaynakların aslını korumanın dürüstlük olduğunu bilirim. Üçüncü yaptığım çalışmalarda, belirli kurallara uygun davranmam gerektiğini bilirim. Diğer konuya hazırlık sınıfa, yaşadığınız yerde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerle ilgili görsel materyaller getiriniz. Cevap 5. Sınıf E-Kare Eğitim Yayıncılık Sosyal Bilgiler Ders Kitabı sayfa 118 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.